Çağlayan aka aka göl olur, göl olmadı, çağlayan oldu, kaynağına doğru akıyor. Merhaba değerli izleyiciler, yeni bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Bugün Müzakir Ali Başyazı okumalarında Bahattin Ayyıldız hocamızla birlikte olacağız. Ben kısaca bugün okuyacağımız makaleyle ilgili birkaç cümle etmek istiyorum. Ondan sonra da Bahattin Ayyıldız hocamıza hoş geldiniz diyeceğim. Hoca Efendi'nin Çağlayan dergisinde en son kaleme aldığı yazıdır. Bu zamana kadarki yazıların pek çoğu daha önce sızıntıda çıkan, yeni müddet çıkan yazılardan oluşuyordu. Bugünkü okuyacağımız Eylül 2019'da kaleme almış olduğu Çağlayan başyazısı. Başyazısının adı da zaten yaşatma mefkuresiyle ilgili. Yaşatma Hoca Efendi'nin düşüncelerinde çok geniş yer ediyor. Önce Bahattin abiye yine bir hoş geldiniz diyeyim. Ondan sonra bu konuyu birkaç kelimeyle özetlemeye çalışacağım. Bahattin abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet Hocam. Allah razı olsun. Sağ olun hocam, çok teşekkür ediyoruz. Hocam, Hoca Efendi'nin fikirlerinde, düşüncesinde ve konuşmalarında yaşatma ideali, yaşatma kavramı, yaşamadan hatta önce gelen bir kavram. Bu kavram üzerinde Hoca Efendi çok yerde duruyor. Pek çok makalesinde bu kelime üzerine örgülüyor. Hatta Hoca Efendi'nin hayatını bu kelime üzerine örgülediğini söyleyebiliriz. Hoca Efendi yaşatma mefkuresinden yoksun olmayı, kendi hayatını düşünmeyi bencilce bir hastalık olarak görüyor ve bu kavram üzerinde ısrarla duruyor. Yaşatma kavramı Hoca Efendi'de çok geniş yer ediniyor diye söylemiştik. Mesela işte Kırık Testi 11 isimli kitabın adı yaşatma idealidir. Hakkı Adanmışlar Yolu Çağlayan dergisindeki kaleme almış olduğu yazılardan oluşan kitap Çağ ve Nesil 10 olarak çıktı. Yaşatma ideali bu dergideki son yazıydı. Bu kitaptaki son yazıydı. Hoca Efendi bu yazıyla adeta kendi idealine, mefkuresine sahip çıkan insanlara şunu öğütlüyor. Sanki Osmanlı Devleti'nin kuruluşundaki hasta döşeğinde yatarken yanındaki ve kendinden sonraki gelecek şehzadelere söylediği gibi bir ideal onlara aşılamayı, Hoca Efendi de etrafındaki insanlara bu ideali son yazısıyla aşılamayı düşünüyor. Yaşatma mefkuresi, yaşatma idealinden dur olmamaları gerektiğini söylüyor. Yaşatmayla ilgili bu yazıyı okudukça biraz da bu Hoca Efendi'nin idealinde nereye tekabül ettiğini göreceğiz. Önce hocam kısaca bu makaleyle ilgili düşüncelerinizi Kur'an-ı Kerim'de, sünnette, hadislerde yaşatmayla ilgili neler var? Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Estağfurullah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli Ahmet Hocam ve bizi dinleyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz ve bütün insanlar, dinleyen bütün insanlar tabii. Burada biz bir sohbet yapmıyoruz malum Ahmet Hocam. Ya Hoca Efendi'nin evet, yazmış olduğu yazıyı kısa açıklamalarla anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla benim bu husustaki düşüncelerim çok önemli değil. Esas Hoca Efendi bu kısa makalede düşüncelerini bize arz etmiş. Allah razı olsun, takdim etmiş. Biz onu anlamaya çalışacağız. Onu bir parça olsun şerh etmeye çalışacağız. Sadece sizin de buyurduğunuz gibi birkaç cümle söylemek isterim. Yani birçok yazar vardır, fikir adamı vardır, dava adamı vardır, mefkure adamı vardır. Yazarlar, konuşurlar ama bunu tatbik etme meselesi hayatlarına, uygulama meselesi apayrı bir şeydir. Şimdi
Ben Hoca Efendi de bu yazdıklarını birebir tatbik ettiğini, temsil ettiğini, yaşadığını gördüm, görüyorum. Hoca Efendi 80 küsur yaşında bir insan. Yaşama deyince değil mi, aklımıza gelen şeyler hayat, yaşama, zevk, eğlence, mutluluk. Bir insan evlenir, eşi olur, çocukları olur, evi olur, güzel bir işi olur, bir geliri olur. Ondan sonra arabası olur, işte tatillere gider. Bu şekilde şu anda insanlar yaşama deyince yaşamayı böyle anlıyorlar. Ben Hoca Efendi'yi tanıdığım günden bugüne bunların hiçbirisini Hoca Efendi de görmedi. Siz de görmediniz. 80 küsur yaşındaki bir insanın bir evi yok, eşi yok, çocukları yok. Şu anda bir doğru dürüst zannediyorum ki geliri de yok. Yani önceden kitapları basılıyordu. Onlardan bir gelir vardı ama şu anda onlar da çok aza düştü. Bir geliri de yok. Bir emekli maaşı var. Zannediyorum onu da şu anda herhalde alamıyordur. Ama ben tanıdığım günden bugüne Hoca Efendi'nin bir tatile gittiğini, bir tatil yaptığını, bir otelde eğlendiğini, böyle bir şeylerini görmedik. Yani yaşamadı. Onun yerine makalesinde de ifade ettiği gibi hep başkalarının yaşaması için yaşadı. Başkalarını yaşatmak için yaşadı. Şöyle makaleyi inşallah beraber okuyacağız. Sizin de katkılarınızı bekliyorum. Ama böyle özet olarak üç tane cümle yazdım makaleyle ilgili. Ya Hoca Efendi'nin bu makaleden çıkardığım cümleler. Bir, yaşama yerine yaşatma. Hoca Efendi bize bu makalesinde bunu söylüyor. Kendisine inananları, kendisini takip edenleri, düşüncelerini takip edenlerini, hayatını takip edenleri. Diyor ki siz yaşama değil, yaşama yerine yaşatmayı düşünün. İki, sevinmenin yerine sevindirme. Sevinmenin yerine sevindirme. Sevinmeyi değil, siz sevindirmeyi düşünün. Onu ideal edinin. Üç, gülme, eğlenme yerine gönüllerde huzur hasıl etme. Gülme, eğlenme yerine gönüllerde huzur hasıl edin siz, diyor. Yine yazıya başlamadan önce yazıyla ilgili üç ayet okumak istiyorum. Müsaadenizle. Yani neden Hoca Efendi böyle diyor, yaşama değil yaşatma? Birisi Kur'an-ı Kerim'de Enfal Suresi 24. ayet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu istecibu lillahi velirrasuli iza taakum lima yuhyikum. Ey inananlar, hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah ve Resulüne uyun. Hayat verecek şeylere sizi Hazreti Muhammed çağırdığı zaman Allah ve Resulüne uyun. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَاَنَّهُ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Ve bilin ki Allah kişi ile onun kalbi arasına girer ve siz mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız. Açıklamasında diyor ki, kısa açıklamasında, hayat verecek şeyler nelerdir? İnsanlara hayat verecek şey Allah ve Resulünün emir ve yasaklarıdır. Şüphesiz ki onun her emrinde bir hikmet ve hayat vardır.
Demek ki hayat verecek, diriltecek şeyler Allah ve Resulünün emirleri. Biz başkalarını yaşatmayı düşünürken bu hakikatle yaşamalarını düşünürüz. Yoksa dünyada insanlar helal haram demeden eğlensinler, keyif yapsınlar, isyan etsinler, hayatın tadını çıkarsınlar değil. Ya onları manen diriltecek şey, yaşatacak şey neylerse işte onları yaşatmak için biz hayatımızdan, biz yaşamamızdan vazgeçeriz. Yaşatmak için, diriltmek için, ölü kalpleri, ölü ruhları diriltmek için yaşamak. Yine Hoca Efendi yazısında da hemen daha başında, paragrafın başında buyuruyor. Maide suresi 32. ayette, o ayet uzun bir ayet. Kim bir insanı öldürürse, yani şu anda bildiğimiz maddesiyle, ruhuyla bir insanın hayatına kasteder ve onu ölümüne sebep olursa, bütün insanları öldürmüş gibidir. Ama aynı kişi, aynı insan, وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَأَنَّ مَحْيَا النَّاسِ جَمِيعًا, kim bir insanı diriltirse, yani ölümden kurtarırsa, maddi ölümden kurtarırsa, sanki bütün insanları diriltmiş gibidir. Maddi bir ölümden, yani diyelim ki geçici, fani, dünya hayatını kazandıracak bir ölümden onu kurtarırsa, onu engellerse, gücü yetebilirse, sanki bütün insanları diriltmiş gibidir. Bu ayeti söyledikten sonra diyor ki, 3-5 senelik işte, ya da diyelim ki 70-80 senelik bir insanın hayatını kurtaran, tek bir insan hayatını kurtaran, bütün insanları kurtarmış gibi ise, onun manevi sonsuz hayatını kurtaran bir insan acaba ne kadar insanı kurtarmış olur? Bu ayetin tefsirlerine dinleyenlerimiz, seyredenlerimiz bakarlar. Yine En'am suresi 122. ayet. En'am suresi 122. ayette Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evemen kâne meyten fe ahyeynâhu ve cealnâ lehu nûran yemşî bihi fin nâsi kemen meseluhu fiz zulümâti leyse bi hâlicin minhâ. Kezâlike züyyine lil kâfirîne mâ kânû yâmelûn. Ölü iken dirilttiğimiz, buradaki ölü manen ölü demek, ruhen ölü demek, maddi ölü değil yani. Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse. وَجَعَلْنَا اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاحْيَيْنَاهُ. Ölü iken dirilttiğimiz. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا. Onun için bir nur verdik. Ölü iken dirilttik ve ona bir nur verdik. O ışıkla, o nurla يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ, insanların arasında yürüyor. Bu kimse, şu kimse gibi olur mu? كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ minha, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? كَذَلْكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ, işte inkar edenlere böylece süslenmiştir. مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Evet, ölü iken dirilttik. Evet, demek ki insan öyle bir vardı ki onun kalbi, ruhu ölmüş olabiliyor. İşte o ölü kalpleri, ölü ruhları diriltme meselesi, yaşatma meselesi. Gerçek insanı takvim diyor Hoca Efendi yazısında. İnsanı takvime mazhar olan insan kendi elleriyle ruhunu, vicdanını, kalbini öldürdü. O ölmüş vicdanı, o ölmüş kalbi, o ölmüş ruhu yaşatmak için, ona hayat vermek için siz koşun diyor ey diriliş erleri. Yaşatma mefkûresinde Hoca Efendi bize bunları anlatacak.
Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye buyuruyor, biliyorsunuz. Ey Ali, senin elinle bir insanın hidayete ermesi, doğruyu bulması sahralar dolusu kırmızı deve sürüsünden daha hayırlıdır. Veya güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır. Yani bununla ilgili ister emri bil maruf nehyanil münker diyelim, ister irşat diyelim, ister insanları güneşle, güneş tabi bir mecazi, ışıkla, Kur'an'la, Allah'la, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le buluşturma diyelim, isterse insanlarla Allah arasındaki engelleri kaldırma olarak diyelim, bütün bu bunların için koşturma, bunlar için çabalama, bunlar için yaşamanın adı işte yaşatma mefkûresidir. Evet. Ama hocam, yazıya şimdi başlayacağım ama böyle bir giriş yapmış oldum kendi düşüncelerimle. Sizin buraya kadar söylemek eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Yoksa yazıya başlayalım. Hocam ben bir iki şey eklemek istiyorum. Hoca Efendi mefkure insanlarına örnek verirken birkaç tane isim sayıyor. Bunlardan bir tanesi Said bin Cübeyr'i, sizin çok sevdiğinizi biliyorum. İmam Malik'i, Ahmet bin Hanbel'i, Serahsiye'yi, Ebu Hanife gibi isimleri mefkure muhacirlerine örnek olarak, mefkure muhacirleri diyorum, mefkure insanlarına örnek olarak zikrediyor Hoca Efendi. Hoca Efendi'nin fikirlerinde mefkurenin diğer bir önemi de gönül insanıyla mefkure insanını kıyasladığında hocam, mefkure insanını gönül insanından biraz daha üstün tutuyor. Yani evet. Gönül insanını mefkure insanına biraz bağlı olarak görüyor. Gönül insanının vazifelerinden bir tanesini de mefkure insanlarıyla müşterek hareket etme yollarını arama şeklinde ifade ediyor. Benim bu konuda Hoca Efendi'nin mefkure ile ilgili söyledikleri hakkında söyleyeceğim birkaç cümleden ibarettir. Bir de bu yolda çalışmaya örnek verdiği 3 tane canlı var. Burada geçiyor muydu? Dikkat etmedim ama bunlardan birincisi hani mefkure insanları için örnek verdiği üveykler. Çok örnek veriyor. Bunlar hani kilometrelerce mesafeyi hiçbir zaman inmeden, yere inmeden, konmadan alabilen canlılar. Diğer bir tanesi koşturma adına Arap atlarını çok örnek veriyor. Çatlayıncaya kadar koşturmayı. Diğer bir tanesi de cırcır böceğini örnek veriyor. Cırcır böceği de işte yazın o sıcağında sadece çatlayıncaya kadar hocam öldüğünü, böceğin öldüğünü sesinin kesilmesinden anlıyorsunuz. Bu derecede bir koşturmayı hep mefkure adına örnek veriyor Hoca Efendi. Hocam buyurun. Tabii aslımız da bize de yol açan, rehberlik yapan Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ni de unutmamak lazım değil mi Ahmet Hocam? Evet hocam, yani ona söyleyecek bir şey yok. Bunlar zaten hocam çok sıra dışı, yaşanmaz bir hayatı yaşayan insanlar. Onlarla ilgili hani eleştiride bulunurken bile bunları göz önünde bulundurmak lazım. Yani. Evet. O zaman hocam başlıyoruz yazıya. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun hocam. Yaşatma mefkûresi. Yaşamanın gerçek değeri yaşatma mefkûresiyle derinleşir. Mefkure ne demek Ahmet Hocam, mefkure? Mefkure Arapçadan hocam fikretmek şeyinden gelen, bir ideale talip olmak, sahip olmak manasına geliyor. İdeal değil mi yani, ideal? Tabii. Şeyin kavramlaştırdığını söylüyorlardı. Tamam. Nurullah Atasın. Öyle diyelim öyle yani. Bir... Yaşamanın gerçek değeri yaşatma mefkuresiyle, yaşatma idealiyle derinleşir, uhrevileşir. Demek ki yani biz yaşamak istiyorsak yaşatma idealiyle yaşamamız lazım. Yani bizde yaşatma ideali varsa yaşıyoruz demektir. Yaşamanın gerçek değeri yaşatma mefkûresiyle derinleşir, uhrevileşir. Semavilerin hayat seviyelerine denk bir hal alır. Semavilerin, meleklerin hayat seviyelerine denk bir hal alır. Yaşatma idealiyle yaşarsın. Böyle bir gayeyi hayale bağlı yaşama, evet, ideale, davaya,
mefkureye bağlı yaşama, şahsi hayatı birkaç kat haline getirip geleceğe ve daha ötelere emanet etme, ona öyle bir derinlik kazandırır ki hüşyar bir vicdan birkaç ömrü birden yaşamış gibi kendini hep bir zevk-i tarab içinde hisseder ve bu dar alemi ebediyetlerin ferah feza iklimleri gibi duymaya başlar. Bir daha okumak istiyorum. Böyle bir gayeyi hayale bağlı yaşama, şahsi hayatı birkaç kat haline getirip, geleceğe ve daha ötelere emanet etme, ona öyle bir derinlik kazandırır ki, hüşyar bir vicdan, uyanık bir vicdan, birkaç ömrü birden yaşamış gibi kendini hep bir zevk-i tarab içinde hisseder ve bu dar alemi ebediyetlerin ferah feza iklimleri gibi duymaya başlar. Koşar sürekli herkese hayat üflemeye. Evet, bu mefkura adamı sürekli herkese hayat üflemek için, koşar. Vesile olduğu her dirilişle kendi de yeni bir bazı badel mevk yaşıyormuşçasına kalbi durasıya şahlanır, canlara can olma güzergahında. Vesile olduğu, evet, her dirilişle, her vesile olduğu, dirilttiği her bir insanla kendi de dirilmiş gibi olur ve kalbi durasıya şahlanır, canlara can olma güzergahında. Şahlanır, zira Kur'an'ın bir insanın dirilişini bütün insanların ihyasına denk tutması tın tındır onun kalbinin kulaklarında. Okumuştuk ayeti kerimeyi. Maide suresi 32. ayet. Ve men ahyaha feke ennema ahyan nase cemi'a. Kim bir insanı diriltirse bütün insanı diriltmiş gibi olur. Bu ayet mefkure insanının kulağında sürekli tın tın eder durur. Muhakkak geçici dünya hayatı itibariyle tek bir insan hayatı bu ölçüde önem arz ediyorsa, alem şumul bir ba'su ba'del mevt, ba'su ba'del mevt öldükten sonra dirilme demektir. Diyor, evet, ki dünya hayatı itibariyle tek bir insan hayatı bu ölçüde bir insanı diriltmek, bütün insanları diriltmek gibi ise, alem şumul bir ba'su ba'del mevt, alem şumul dünya çapında bir kalp ve ruh dirilişiyle ilgili himmet ve gayretinin ahiret terazilerini kıracak keyfiyette olduğunu söylemek mübalağa olmasa gerek. Demek ki alem şumul bir diriliş yolunda himmet eden, gayret eden, çabalayan, koşan kimse, mefkure insanı ve idealist insan gayreti ahiret terazilerini kıracak keyfiyette olduğunu söyleyebiliriz diyor. Bunu söylemekte mübalağa olmaz. Evet, bir diriliş eri. Bakın, mefkure değil mi? Mefkure insan, evet, ne diyor? Bir diriliş eri. Diriltiyor çünkü. Dudağında hayat üfleme soru. Sura kim üfleyecek? İsrafil aleyhisselam. Evet. Niçin üfleyecek? Ölüler dirilsin diye. Dirilsin İşte diye. Diriliş eriği de ona benzetmiş. Bir diriliş eri dudağında hayat üfleme suru, oturup kalktığı her an ahsen-i takvime mazhariyetinin şuuruyla kalbi ve ruhi hayat mefruşlarının hallerini bir hazan manzarası hissiyle duyar. Demek ki bir diriliş eri şeyinde, dudağında bir İsrafil'in ölüleri dirilteceği sur gibi bir sur var. Ve bu oturup kalkıp insanları kalbi ve ruhi hayatı açısından felç olmuş
insanlara bakıyor, inanmayan insanlara, hakkı tanımayan insanlara, hakikati bilmeyen insanlara, kalp ve ruhu ölmüş insanlara bakıyor ve ne yapıyor? Bunlardan dolayı kıvrım kıvrım kıvranıyor. Neden böyle? Çünkü gerçek insan bu. Ahsen-i takvim denilen bir varlık bir hayvan gibi olamaz, bir bitki gibi olamaz, bir böcek gibi olamaz yani. O ahsen-i takvimde ve lekad kerramna beni Adem diyor Allah Celle Celal. Biz Adem oğlunu çok mükerrem kıldık. Lekad halaknel insane fi ahsen-i takvim. Bütün varlıkların üstünde bir kıvamda onu güzellikte yarattık. Dolayısıyla böyle bir varlık insan kalp ve ruhunun yaşamasıyla onların canlı kalmasıyla ahsen-i takvimdedir. Dolayısıyla kalp ve ruhu canlı olan insanlar ve onlar aynı zamanda bir diriliş eri olmalılar. Ahsen-i takvime mazhar olmuş bu insanlar kalbi ve ruhu mefruç, felç olmuş insanları gördükçe kıvrım kıvrım kıvranır ve onları diriltmek için bütün hayatını feda edebilir. Az önce örneklerini siz de söylediniz Ahmet Hocam. Yes. Evet, bir diriliş eri dudağında hayat üfleme suğuru oturup kalktığı her an ahsen-i takvime mazhariyetinin şuuruyla kalbi ve ruhi hayat mefruşlarının hallerini bir hazan manzarası hissiyle duyar ve gayrı durmak bana haram diyerek can çekişenlerin imdadına yetişme adına yoğun bakımdan yoğun bakıma koşarcasına ney nameleriyle diriliş besteleri sunar kalbinin dilinden. Evet, böyle bir insan ne yapıyor? Bakıyor ki her tarafta hastalar var. Ve öyle bir hasta ki can çekişiyor. Çok hızlı bir şekilde ambulansla yoğun bakıma götürülmesi lazım. Bu insan durabilir mi yerinde yani? İnsansa eğer. O mefruç olan, o can çekişen insanı görüp de gülebilir mi? Onu seyredebilir mi? Onun halini gördüğünde yiyebilir mi? Uyuyabilir mi? Mümkün değil. İşte bir diriliş eri bu kalbi ve ruhu ölmüş insanları gördükçe koşar o tarafa, koşar bu tarafa ve çünkü şey diyecek, gerçekten de hani bir depremde, bir sel felakette o can kurtaranların gayretini hepimiz görüyoruz yani. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Aynen onlar gibi bir diriliş eri hakikaten yerinde durması, kendi hayatını düşünmesi, kendi zevkini, kendi eğlencesini, kendi rahatını düşünmesi mümkün değildir. Çünkü o ahsen-i takvime mazhar olduğunun şuurundadır ve o dirilteceği insanlara, yani dirilteceği deyince vesile ola, dirilmesine vesile olacağı insanlarla gerçek hayatı, gerçek dirilişi yaşayacağına da inanıyor. Diyor ki işte Hoca Efendi, yaşamak istiyorsanız yaşatın diyor. Gerçek hayat, gerçek yaşamada bu demektir. Evet. Büyütmez gözünde bu çatlayasıya koşuşu ve mahmuzlar iradesini gerçek insan olmanın gereği gaye-i hayal ufkuna doğru. Çünkü bu koşturan, bu diriliş yeri, bu gerçek insandır işte. Bu insandır. Gerçekten de yani insanın dışında acı çeken, ızdırap çeken, can çekişen bir insanı gören bir başka varlıklar, yani insanın dışında başka varlıklar çok umursamazlar. Zaten yapacakları bir şey de yoktur. Ancak insandır ve gerçek insana, insaniyete mazhar olmuş bir insan atına binmiş bir koşucu gibi ya da hakikaten can çekişenleri hastaneye yetiştiren o kişilere ne deniyor şeyde, günlük hayatta Ahmet Hocam? Ambulansla hızlı bir şekilde onlara nefes üfleyen, hastaneye götüren, o can kurtaran, herhalde öyle diyorlar değil mi? Can kurtaran, acil, evet, de çalışan insanlar gibi
24 saatte kendisini böyle hisseder ve insanların ızdırabıyla, insanın acısıyla kıvrım kıvrım kıvranır durur. Kendi zevkini, kendi eğlencesini değil, hep başkaları. Hani çok Efendimiz Aleyhisselam'ın yok şöyle bir söz vardı. Hadis aklıma geldi de o hadisi söylemeyeceğim. Bir atasözü diyorlar. Ateş düştüğü yeri yakar değil mi? Ateş düştüğü Evet. yeri yakar. Ben Hoca Efendi'den duymuştum ki bu çok bencilce söylenmiş Tabir. bir sözdür. Ateş düştüğü yeri yakar sözü. Doğrusu şu olmalı. Ateş nereye düşerse düşsün beni yakar. İşte bu budur diriliş insanı. Budur mefkure adamı. Budur dudağında İsrafil'in surunu taşıyıp da bütün insanları kurtarma derdinde olan kişi. Evet. Anılcığım sen sanki bir şeyler söyleyecek gibi duruyorsun orada. Yo estağfurullah hocam. Hoca efendi de bu tulumbayı alıp koşma, insanlığın imdadına yetişme şeyi çok hani hemen hemen çok makalesinde var. Hayatta zaten buna göre örgülenmiş bir insan evet. Hoca efendi. Yani söylediği şey şudur. Nerede bir can olsa ölse, nerede bir can ölse oralı olur yüreğim diyen. Yani bu seviyede, bu şekilde bir hayat yaşayan birisi Hoca Efendi hocam. Hoca Efendi'nin evet. şeyleriyle ilgili çok söyleyecek bir şey yok. Mefkure, ideal. Hoca Efendi'deki en önemli şey de bu mefkureyi paylaşması hocam. İnsanlar mefkuresizlikten kıvranan insanlara bir mefkure, bir ümit aşılaması. Ya. Yani Türk insanının en büyük problemi olarak mefkuresizliği görüyor Hoca Efendi. Vallahi bugün yani parantez içerisinde söyleyelim bunları. Yani bugün bütün psikologların, ne bileyim sosyologların, ondan sonra ekrandaki konuşanlar, herkesin söylediği şey şu: kendine iyi bak, kendini düşün, başkası çok mühim değil. Tam tersi şeyler söylüyorlar Ahmet Hocam bugün insanlığa. Yani ayrılırken bile kendine iyi bak, kendini düşün. Efendime söyleyeyim, hayatının tadını çıkar, lezzetini çıkar. Hoca Ömer, Efendi sanki senin akışına ters bir şey söylüyor şu anda yani. Öyle tabii. Kendini değil, başkalarını düşün. Evet, Ömer Hayyam felsefesini Hoca Efendi hemen hemen bütün şeylerinde, işte Kamal Dünya'dan şeklindeki felsefeyi hemen hemen pek çok eserinde yeriyor. Aslında bu şekildeki bir felsefeyi de hastalık olarak görüyor hocam. Mefkuresizlik. Ama bu çağda bu çok daha fazla yani. Herkes öyle evet. Yani. Mutluluk peşinde. Esas gerçekten mutluluk Hoca Efendi'ye göre diyor ki işte bu şekilde olursan mutlu olursun diyor. Yoksa sen kendi mutluluğunu düşünüp onun peşinde koşarsan mutlu da olamazsın diyor. Bunun sebebi olarak da hocam mefkuresizliğin olmamasını, bencilliği ve insanın kendine bağlanmasını, kendini önemsemesini, kendine düşkünlüğünü mefkuresizliğin olmamasına bağlıyor. Bir hastalık evet. olarak görüyor Hoca Efendi. Evet, evet. Cenab-ı Hak bizi mefküre insan eylesin inşallah. Büyütmez gözünde bu çatlayasıya koşuşu ve mahmuzlar iradesini gerçek insan olmanın gereği, gayeyi, hayal ufkuna doğru. Böyle biri mefkure deyip çıktığı güzergahta neler yapar diyor. Bu mefkure insanı bakın burada bu paragrafta birkaç örnek veriyor. Böyle bir mefkure, dava, ideal deyip çıktığı güzergahta yol yöntem bilmeyenlere rehberlik yapar. Evet. Ben buradan şunu anlıyorum. Birçok insan şu anda dava diyor, Allah diyor, ideal diyor, hakikat diyor değil mi? Ama yol yöntem bilmiyorlar. Diyor ki bu mefkure insanı bu çıktığı yolda yol yöntem bilmeyenlere rehberlik yapar. Gerçekten bu da çok önemli. Yani idealist olursun da ama yol yöntem bilmezsen diriltemezsin insanı. Yani yanlış ilaç verirsin. Değil mi? Evet. Yanlış tedavide bulursun, öldürürsün onu. Dolayısıyla hani sadece ben
diriliş eri olacağım demek yetmiyor yani. O yolu, o yöntemi de bilmek gerekiyor. Eğer işte o diriliş eri yol yöntem biliyorsa, yol yöntem bilmeyenlere rehberlik yapar. Bir, yürüme yorgunluğu yaşayanlara enerji üfler. Yolda yürüyorsun. Yani aynı yoldasın, yürüyorsun. Hakikat yolundasın. Rehberlerin de var ama yolda yürüme yorgunluğuna düşmüş oturup kalacak. Bu mefkure insanı yol yorgunluğuna düşmüşlere de enerji üfler. Bu da çok önemli. Şu anda gerçekten davada, mefkurede çok yol yorgunu olan insanlar var. Bunları bıraksan yolda kalacaklar. Dolayısıyla mefkure insanı o yolda kalmış, kalacak olan yorgunlara da enerji üfler. Başka hedefsiz yığınlara pusula olur. Evet. Bir hoca efendinin bir şiiri vardı. Akvaryumdaki balıkları kah sağa toz, kah sola toz diye yani insanları anlatırken. Gerçekten de insanlık hedefsiz, gayesiz, mefkuresiz, işte ye, iç, çal, patla, oyna, gez, toz. Aynı akvaryumdaki balıklar gibi bir sağa toz, bir sola toz. İşte bu mefkure insanı hedefsiz yığınlara da pusula olur. Doğruyu gösteren bir pusula. Başka, güneşe sırt dönüp gölgesine takılıp gidenlere hep o ziya kaynağına dönmelerini fısıldar. Güneşe sırtını dönmüş, güneşe doğru değil, gölgeye doğru gidiyor. Ya burada mecaz biliyorsun. Allah Celle Celaluhu dur buradaki güneşle temsil edilen Allah'a dönmüş. Onu inkar ediyor ya da inanmış, emirlerine saygısızlık yapıyor. Nehilerine karşı hassas değil. İşte o mefküre adamı güneşe sırt dönüp gölgesine takılıp gidenlere hep o ziya kaynağına dönmelerini fısıldar. Devrilme zaafı gösterenlere destek ve dayanak olur. Yolda yürüyor ama zayıflığından dolayı devrilebilecek. Onlara da destek ve dayanak olur. Değişik dahiyelerle, değişik belalarla, sıkıntılarla sürüm sürüm hale gelmiş olanlara kol kanat açar. Dört bir yanda yankılanıp duran ağlamaları dindirmeye çalışır. Çekilen acı ve ızdıraplarla bitap düşmüş, çekilen acı ve ızdıraplarla yorgun, çaresiz düşmüş olanlarla dert paylaşımına gider. Gariplere yoldaş olma azmi ikdamıyla türlü türlü gurbetlere katlanır. Gariplere yoldaş olma gayretiyle türlü türlü kendisi gurbetlere katlanır. Zalimlerin hay huyuyla mazlum iniltileri arasına girer. Tulumbası elinde sürekli yangın söndürmeden yangın söndürmeye koşar. Vicdanının derinliklerinde duyarak sergilediği bu yaşatma hissini, İsar ruhunu hep ihlas, rıza yörüngeni götürme gayreti içinde olur ve her zaman bir ruhanilik tavrı ortaya koymaya çalışır. Neden bu yaşatma hissiyle yaşar? Ne elde edecek bundan? Bundan elde edeceği şey Allah'ın rızasıdır. O razı olsun yeter. Başka da hiçbir beklentisi yoktur. Maddi manevi. Evet, maddi manevi hiçbir beklentisi yoktur. Yani bir yerlere gelme, servet elde etme, makam, mansıp, güç, iktidar, yönetme. Hayır, bunlar değil. O Allah'ın rızasına taliptir. Allah razı olsun yeterdir. Ve her zaman da ruhani bir tavır ortaya. Tabii ruhani tavır da inandıkları şeyleri yaşama meselesi. Yoksa inandıkları şeyler yaşamıyorsa, ibadeti taatiyle, evradu eskariyle, zikriyle, tesbihiyle, tekbiriyle, salavatıyla, tevbesiyle, istiğfarıyla tam bir ruh insanı değilse, işte bunlardan yoksun bir şekilde yaşatma
yaşatma idealine koşuyorsa yapacağı şeylerde yarım kalır, eksik kalır, tesirsiz kalır. Dolayısıyla mutlaka ruhani yönünü de ihmal etmemesi lazım. Yani sahabe için diyorlar ya, geceleyin onlar gecenin ruhanileri, gündüzün de atlılar. Evet. Evet. Dolayısıyla ruh hayatımızı, kalp hayatımızı da ihmal etmeden bir hizmet eri, bir diriliş eri, bir mefkura insanı inşallah Teala olacak ve ölünceye kadar da, çatlayıncaya kadar da bu yolda Allah'ın izni ve inayetiyle koşacağız. Allah Celle Celaluhu bize rızası istikametinde amel yapmaya, emanetini alma zamanı gelince de emanetini rızası istikametinde ve şehit olarak almayı hepimize nasip eylesin inşallah. Rabbim yolundan ayırmasın. Evet, bitiriyoruz yavaş yavaş makalemizi. Seyr anillah. Seyr ilallah var değil mi de seyr anillah var. Yani Allah'a gitme ve Allah'tan gelme. Resul Allah'tan aldıklarını insanlara getirir. Herhalde anillah değil mi Resul? Allah'tan aldıklarını insanlara getirme. Seyr anillah. Mazmun ve ufkunu hatırlatan bu duygu, bu düşünce ile o sürekli metafizik gerilim içindedir ve sevinmenin yerine sevindirme nameleriyle inler durur. Sevinme değil, sevindirme. Evet. Gülme, eğlenme yerine gönüllerde huzur hasıl etme arkasından koşar. Gülme değil derdi. Eğlenme değil ya, başkasının gönlünde huzur hasıl etmedir onun derdi. Gülme, eğlenme yerine gönüllerde huzur hasıl etme arkasından koşar. Yaşamaya hep başkalarının ızdırap ve sevinci zaviyesinden bakar. Başkaları sevinçliyse o da sevinçlidir. Başkaları ızdırap çekiyorsa o da ızdıraplıdır. Yaşamaya hep başkalarının ızdırap ve sevinci zaviyesinden bakar. Karanlıkta yol almaya çalışanların sağında solunda meşaleler oluşturur. Hedefe varmayı vardırmaya bağlı görür. Hedef Allah'ın rızası. O halde Allah rızasına, o hedefe varabilmek için başkalarını da tutup o hedefe götürmemiz gerekiyor. Çünkü o Allah'ın rızası orada. Başkalarını hakikate götürmeye, Allah'a götürmeye, sırat-ı müstakime girmelerine vesile olmaya bağlı. Hedefe varmayı vardırmaya bağlı görür. Sağda solda duyulan ahuzar ve iniltilere karşı alakasızlığı. Her tarafta ahuzar var, iniltiler var, feryadu figanlar var. Onlara karşı onları duymamak, onları işitmemek, onlara karşı alakasızlığı dilsiz şeytanlık sayar ve canlı kalmayı canlara can olmaya bağlar. Kendisi canlı kalmak istiyorsa başkalarına can olsun. Canlı kalmayı canlara can olmaya bağlar. Mevsimi gelince öyle sürpriz semereler verir ki 20-30 başağı yürüyen bir tohum gibi bir tane olarak toprakla kucaklaşır. Bu kişi bir kişidir, bir tohumdur ama bir tohumu toprağa attığında değil mi? En az onlarca, bazen 10, bazen 20, bazen 30, bazen 50 tane bir tohum 50 olur. O diriliş Bahattin abi bulunduğu size... yerde bir tohum gibi ne yapacak? Toprağa kendisini gömecek, hareket edecek ve oradan kendisi yerine 50 tane, 100 tane yeni diriliş erleri çıkacak. Yeni canlar çıkacak diyor. Yüz binlere de toprak ol, toprak mesajları sunar ve bir taneyken yüzlerce ile çevresine tebessümler yağdırır. Birdi, yüzlerce oldu. O 10 tane birdi, toprak oldu, toprağa koydu kendisini, 20 çıktı. O 20 de
kendisini toprağa koysa, o da dirilişleri olsa, ikinci Ekim'de 100 olacak. O 100 kişi değil mi? Aynı şekilde diriliş eri olsa onlar binlere, milyonlara ulaşmış olacak. Burada Ahmet Hocam diyor ki yüz binlere toprak ol, toprak mesajları sunar. Burada ne kastettiğini Hoca Efendi'nin ben tam anlayamadım ama belki senin söyleyeceğin bir şey olur burada. Ben Kalbin Zümrüt Tepeleri de Tevazu makalesinde Hoca Efendi tevazuyu anlatırken orada o makaleyi şu şekilde bitiriyor. Yani gerçek insan olma, ahsen-i takvim kıvamında bir insan olma, toprak gibi olmayı mı kastediyor ve bütün insanlara da hem sen toprak ol hem bütün insanlara da bunu söyleyin. İnsanlık toprak olsun mesajını mı veriyor? Ben o makalenin son bölümünü okuduktan sonra sizin de düşüncelerinizi alarak bu şeyi bitirelim inşallah. Zaten makale bitti. Diyor ki Kalbi Zümrüt Tepeleri 1 ve Tevazu yazısında gül toprakta biter. İnsan semalarda değil yerde yaratılmıştır. Çamurdan yaratılmış değil mi? Semalarda değil yerde yaratılmıştır. Gül de toprakta biter. İnsan semalarda değil yerde yaratılmıştır. Mümin secde ünvanıyla başı ile ayaklar aynı noktada birleşince Allah'a en yakın olur. Müminin Allah'a en yakın olduğu yer neresidir? Secde anıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Müslim Salat 215'te geçiyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yapılan gökler davetiyesinin başında tevazu ve mahviyetini remzi olarak abduhu kelime-i mübeccelesi yazılmıştır. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescid haram ilel mescid aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu ve semi'ul basir. İsra suresi 1. ayet. Allah Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i mescid-i haramdan alıp mescid-i aksaya, oradan dünya semasını, oradan da gökler ötesine Sidretül Münteha'ya kadar yaptığı yolculukta, o yolculuğa davet ederken onu kulluğuyla ona hitap ediyor. Bir abdihi diyor. Kulluk. Kölelik. Allah'ın kulu. Yani şeyhin şah değil, kral değil, melik değil, efendim rasul değil, nebi değil. Kul. Kul olarak onu alıp huzuruna alıyor. Onun kulluğu en kıymetli şey. Onun için biz kelime-i şehadetten hani bu İslam'a giriş vizesidir, giriş kapısıdır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diye şahitlikte bulunuruz. Şahitlik yaparım ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik yaparım ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kuludur. Bakın kul, sonra Resuludur, önce kulluk. Dolayısıyla İnsanlara toprak ol, toprak derken hem kendimiz hem bütün insanlık keşke böyle toprak olabilse. Tekrar okumak istiyorum makaleyi, Kalbin Zümrüt Tepeleri yazı bir kere daha, hiç kesmeden. Gül toprakta biter, insan semalarda değil yerde yaratılmıştır. Mümin secde ünvanıyla başıyla ayakları aynı noktada birleşince Allah'a en yakın olur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yapılan gökler davetiyesinin başında tevazu ve mahviyetini remzi olarak abduhu kelime-i müveccelesi yazılmıştır diyor. Ve ben sözlerimi burada bitiriyorum Ahmet Hocam. Siz ne dersiniz bu toprak ol toprak şeyine ilgili yazıyı Hoca Efendi bitiriyor. Hocam ben Hoca Efendi'de geçen şiirlerin hepsine baktım. Bu şiiri bayağı araştırdım. Kaynağı nedir diye bayağı araştırdım. Mevlana'da aslında yani ilk bulduğum yer Mektubat'ta geçiyordu. İmam-ı Rabbani'nin Mektubat'ında geçiyordu bu şiir. Daha sonra İmam Rabbani bu şiiri ölmeden önce ölmeyle ilgili konuda zikrediyor.
Bu şiir yine Mevlana'da aynı şekilde geçiyor hocam. Toprak ol, bağrında güller bitsin şeklinde Mevlana'da bu ifade var. Mevlana da bunu tevazuya örnek olarak veriyor. Hoca Efendi eserlerinde toprak ol ki bağrında gül bitsin, toprak ol ki gül bitsin ifadesini tevazuya örnek olarak veriyor. Bu ifade Hoca Efendi'nin çok da sıklıkla kullandığı ifadelerden bir tanesi. O zaman ben doğru anlamışım burayı. Estağfurullah abi, yani Hoca Efendi'deki şeyler oldu. Hakikaten acaba başka şeyler mi kastediyor diye düşündüm. Demek ki doğru anlamışız inşallah Hoca Efendi'nin İnşallah, maksadını. Estağfurullah. Yani şeyle ilgili, tevazu ile ilgili kullanılıyor. İmam Rabbani de bu şiir ölmeden önce ölmekle ilgili kullanılıyor hocam, ikisi de. Allah hepsinden razı olsun. Evet. Bütün büyüklerimizden, selefimizden. Rabbim bizi onların yolundan ayırmasın inşallah. O saydığın büyük isimlerin. Amin. Amin ben hocam. Teşekkür ederim Ahmet hocam. Allah hepinizden razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz Bahattin abi. Yani böyle bir makaleyi hem izleyicilerimizle paylaştığınız için, bu konudaki görüşlerinizi açıkladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli izleyiciler, bugünkü yayınımız burada sona eriyor. Misafirimiz Bahattin Ayyıldız hocamızdı. Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu son makaleyi okuduk. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere demeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayınız. Başka bir yayında görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Çağlayan haka haka göl olur, göl olmadı, çağlayan oldu. Kaynağına doğru akıyor.